Evet, tekrardan merhabalar. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Veri tabanı ayarlaması işine devam ediyoruz. En son yaptığımız işte database URL'i tanımlamıştık. Database URL'i biz şu end dosyasına tanımlıyoruz. Bunu da şu şekilde yaptığınız zaman bütün aslında değişkenleri tanımlayabilirsiniz end dosyasında. Database URL'de ise bunu da işte veri tabanı, daha doğrusu programın kendisi. Ondan sonra kullanıcısı, şifre, sunucu ki genelde localhost olur. Database name şeklinde tanımladığınızda bir Postgres'in verilerini girmiş oluyorsunuz. Burası da şunu görüyor ve eşittir'e bakıyor. Şuradakileri alıyor. Biz bunları aldıktan sonra burası ise şu kısım ise buradaki database yani şuradaki string'i alıyor. Buradan Postgres'e bir bağlantı oluşturuyor. Tabii bunu da ne yapıyor? Parselliyor. Her birini tek tek parselleyerek yapıyor bunu da. Daha sonra işte eğer dosyayı göremezse yani database URL diye bir değişkeni env dosyasına göremezse database URL must be set yani böyle bir şey tanımlamak zorundasın diyelim. Eğer bu verileri okumasına rağmen bağlanamazsa bu defa da database'e bağlanma hatası diyeceğiz. Bu kadar. Tabii şimdi biz bunu tanımladık fakat bunu handle etmemiz lazım. Yani bu veri tabanı bilgisini her request'te her fonksiyonda kullanabilmemiz lazım. Ama bizim normalde kullandığımız şey ActiveWeb. Fakat ActiveWeb için oluşturulan işte HTTP server'ı burada start fonksiyonu otomatik oluşturuyor. Dolayısıyla biz ona şu anda dokunamıyoruz. Fakat eğer şuraya bakarsak mesela şöyle bir şey var aslında. Yani biz böyle bir şey tanımlayabiliriz. HTTP server tanımlayabiliriz. Fakat dediğim gibi Moons'un bunu kendisi otomatik yapıyor. Peki benim ihtiyacım olduğunda mesela veri tabanı ile ilgili şu pull'ları taşımak istediğimde ne olacak? Burada zaten direkt bağlantı tutmuyoruz da bir pull oluşturuyoruz. Biz her defasında bu pull'lardan bir tanesini kullanıyoruz bağlanabilmek için. Diyelim ki bağlanmak istersek şöyle bir tane fonksiyon tanımlasak ve işte dese ki fn add user diye bir fonksiyon tanımlasak bunun içerisinde de request kullansak http request mesela tanımladığımızı varsayıyorum. Burada da bilmem şu 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 request etsin bilmem ne yapsın ActiveWeb'in response'unu request etsin. Response return etsin daha doğrusu. Gibi ayarlamalar yaptıktan sonra diyelim ki biz burada kullandığımız db'yi kullanmak istersek ne yaparız? Genelde handle yöntemiyle yani şu bilgiyi up dediğimiz şuradaki kısma implement ederiz. Tıpkı buradaki gibi dikkat ederseniz updata, webdata, new, pull, clone deriz. Daha sonra bunu gideriz. Bir yerlerde işte mesela kullanırız. Nerede? Mesela burada geliriz. Bu fonksiyonu çalıştırırız. Efendim söyleyeyim rec deriz. Rec'ten işte data, updata, işte efendim söyleyeyim pool, unwrap ya da her neyse onu alırız. Ona göre kullanırız. Bu şekilde mesela veri tabanına bağlanırız. Veri tabanında artık istediğimiz gibi işlemler yapabiliriz. En azından bağlantıyı aldığımız için. Tabii henüz buraya gelmedik. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Normal bir tane app oluşturabiliriz. Bunun aynısını alalım. Hiçbir service eklememize de gerek yok. Geliyorum buraya. Let's app diyorum. Şuraya gerek yok. Servise gerek yok. Buraya db yazıyorum. db'yi klonluyoruz. Tamam. Sonra buraya geliyorum. Eğer
kendi tanımladığım bir app var ise bits app diyorum. Buraya da app diye bir tane parametreyi kendim yazıyorum. Bunu buraya almış oluyorum. Bu defa start with app kendi yaptığı ayarlamaları, normalde kendisi bu ayarlamaların tamamını kendisi yapıyor. İşte config ayarları, servis config ayarları, işte efendim söyleyeyim varsa burada builder ayarları falan varsa onları kendisi otomatik yapıyor. Ama diyor ki eğer sen kendin de bazı ayarlamalar yapmak istersen start with app ile bana bir tane app gönder. Ben senin ayarlamalarının sonuna kendi ayarlamalarımı eklerim, ikisini birleştiririm, öyle kullanırım diyor. Biz de mesela bu şekilde kullanıyoruz. Tabii hatalardan kurtulabilirsek. Nereden dırdır ediyor? Burada dırdır ediyor. 11 hata çıktı bu defa. Vay arkadaş. Burada biraz dırdır ediyor. Hangi açıdan dırdır ediyor? RCRSL. Servisi implement etmemişiz. Bakalım kendi örneğinde nasıl yapmış bunu. Kendi örneği de burada. Start with app örneğini burada kendisi yapmış. Burada bir tane de servis config'i kendisi oluşturmuş. Ama ben oluşturmadan da aslında bunu yapabilmeliyim. Burada redirect oluşturmuş. App oluşturmuş. App'ta bazı şeyleri ayarlamış. Servis config'i ayarlamış. Servis config'i ayarlamamıza gerek yoktu aslında. Çünkü servis config'i ayarladığımda root'u da ayarlamam gerekiyor. Ama onu ayarlamasam da olur. İşin doğrusu. Wrap'ları ayarlamam yeterli olur. Bir deneyelim. Şurayı bir alalım. Sadece şu kadarının bana yetmesi lazım diye tahmin ediyorum. Şöyle. Evet. Updata'yı da alalım. Şurayı sil. Şuraya koy. Let's up diyelim. Tamam. Şurayı da silelim. Bakalım bu defa ne diyecek? Oho. Bir derleyelim bakalım, bana biraz daha düzgün hatalar versin. Rough table, type ID, box DNA. Bunların hiçbiri bana lazım değil. Cannot be shared between threads safely. Trestler arasında sağlıklı bir şekilde paylaşılamaz. Send olması lazım ama bu send değil mi diyor. Stream item. For sync değil. Sync olmaz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Redirect updata. Çok fazla hata vermiş ya. Ve bu hatalar insanın canını sıkan türden. Bu hataları düzeltmeleri lazım aslında. Nasıl düzeltirler onu bilmiyorum. Çünkü başka bir açıklama yapmaları gerekiyor ama o da zor.
Closure font. He, tamam. Closure istiyor bizden, veri istemiyor. Dolayısıyla ben geliyorum şuraya. Şöyle bir şey yapıyorum. Closure istediği için muhtemelen hata vermiş. Şunu da doğal olarak şunun içerisinde tanımlayacağız. Bunu da buraya tanımlayacağız. Muhtemelen bunu da burada tanımlamamız gerekiyor. Şunu da alalım bunun içerisine. Sonra çok ilginç. Aslında bunu biri bana açıklasa güzel olur. Mesela neden direkt up'ı kullanmam kabul edilmiyor da bunu bir closure şeklinde yapmam kabul ediliyor. Tamam, ona göre tanımlasa okey de. Acaba sadece fn start diye mi tanımlanmış? Yine hata verecek bu arada. Wait function at end blocks. Nerede? Bunu demek ki istemiyor. Bunu silebiliriz. Muhtemelen buna gerek yok. Bakalım. Move dememiz lazım. Çünkü db'yi bunun içerisine alıyoruz. Tamam. Tekrar bir hata verme ihtimali var diyecektim ama vermedi. Tamam. Zaten bir kullanmamıza gerek yok. Responder eşit bir request service config, bunları da kullanmadık. Şunu da kullanmadık. Bunları da sil. Status kod da kullanmadık. George da kullanmadık. Tamam. Bir bakalım. Self'e gerek yok zaten. Direkt şöyle kullanabiliriz. Şimdi olduğu gibi. Ama burada tabii şu var. Mesela router yok burada. Mesela hangi adrese gelen istekleri biz nasıl kullanacağız? Bu kısımlar şimdilik görünmüyor. Peki bizim örneğimizde mesela kullanıcı login olduğunda nasıl bunu handle edecek? Nasıl yürütecek? Bu tabii bizim çözmemiz gereken sorun bu. Biz ama şu an veri tabanını implement ettik. Bu veri tabanını artık request ile çağırabiliyoruz. Request üzerinden çağırabiliyoruz. Önemli olan kısmı şurası yani. Biz burada updata ile burada yani main menüde çağrılan bir tane veriyi ya da tanımlanan bir veriyi request'in üzerine bindiriyoruz. Request onu alıyor. Biz artık request'i hangi fonksiyonda çağırıyorsak o fonksiyonu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla veri tabanı işi şimdilik ara verebiliriz. Bir ara verelim. Kaydı da bir donduralım. Bu arada. Bakalım çalışacak mı o şekilde de. Evet, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. En son app'ımızı halletmiştik. Şimdi geldi. Request geldiğinde bunu nasıl kontrol edeceğiz? Nereden kontrol edeceğiz? Bunun için tabii yine yardımcı örnekten geliyoruz. Moons'un da Time Tracker denilen örnekten yola çıkıyoruz. Backend'a gelelim. Main'e gelelim. Burada shared'ı tabii kullanmış, biz de kullanacağız. Frontend, pardon. Frontend nerede? UpMSG handler. Biz mesela burada UpMSG'yi kullanmamışız. Request'i bu şekilde tanımlayacağız. Tabi burada biraz baya bir karmaşa oluşturmuş.
Bunu nasıl yapabiliriz? UpMSG Core ID, Session ID, OutTalk bir sürü şey kullanmış. Biz bunların hepsini kullanmak zorunda mıyız? Bir bakalım. Share'ı da gelelim. UpMSG. Şunları bir alalım. Sadece Moonlight'ı alacağız. Bunu kendi projemize de bir alalım. Shared'de bunu bir tanımlayalım. Şimdilik işler biraz yavaş gidecek. Onu söyleyeyim. Moonlight. Tamam. Sonra user, login user. Burada login demiş. Login'i direkt bu şekilde kullanmış. Şunu da bir alalım. Sadece bu kadarı bize yeter bu arada. Tabii şurayı bir kapatalım. Tamam. Name değil, email gelecek. Email gelsin. Bir de password gelecek. Tamam. Sonra burası okay. Herhangi bir problem yok. Burada şimdilik alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Geliyoruz backend'a. Backend UpMSG Handler'a geliyoruz. Hemen şunu bir kullanalım. Bizim programda. Bizim backend nerede? Main. UpMSG'ye gelelim. Request bu. UpMSG Request'te kimi kullanacağız? Shared'i bir ekleyelim buraya da. Use shared. Tamam. Bundan sonra UpMSG. UpMSG olması lazım. Tamam. Burada UpMSG'yi yaptık. Şimdi request'ten biz UpMSG'yi alıyoruz. Hatta bunların tamamını alalım şuraya kadar. Şuraya kadar alalım. Burada tabii bazı yerleri çıkaracağız. Onlar çünkü bize şimdilik gerekmiyor. Mesela şurası bize gerekmiyor. John example password, password 1 olsun. Don MSG'yi tanımlamış. Don MSG logged in user'ı tanımlamış. Biz bunu tanımlamayacağız ama tanımlamak zorunda kalacağız. UpMSG login yok. Biz henüz bunu tanımlamamışız. Var aslında. Niye bu görmüyor? Burada login'i görmesi lazım. Tamam. Tamam. Bakalım nerede hata verecek. Don MSG sunucunun client'a göndereceği yapı. Dolayısıyla biz buradan Don MSG'yi de alalım. Don MSG nerede? Nerede Don MSG? Buralarda bir yerde olması lazım. Ama niyeyse göremiyorum. Gören var mı? Don MSG nerede diye. Biz neredeyiz şu anda? Ha, burada olması lazım ya. Ben de arıyorum. Nerede arıyorsam. Bir de şunu alıyoruz. Logged in veya logged error. Login error'u buraya alıyoruz. Nereye tanımlıyoruz? Kendi share dosyamızda tanımlıyoruz. Burada user demiş ama biz user'ı da alalım. User'ı biraz değiştireceğiz tabi. Aldık.
şuraya ekleyelim. User ID kısmı şimdilik EO32 olsun. String out token. Out token bizde tanımlı mı? Moonlight'ta tanımlı olması lazım. Logged in. Şuna gerek yokmuş. Şuna gerek yok. Şöyle deneyelim. Herhangi bir problem yok şimdiye kadar. Sonra buraya geldik. Burayı da yapalım. Password. User ID. Neyse burayı da user ID yapalım ya. User ID nereden geliyor ama? Buradan bakmamız lazım. User ID nereden geliyor diye. Entity ID'den. O halde biz buraya Entity ID diyebiliriz. Entity. Tamam. Bir sürü ıvır zıvır. Bayağı bir. Cannot be a base false username password none host some domain local host port some. Deneyelim bakalım burada ne diyecek. Oops. Oops. Çalışmıyor. Tabi hatalar var. Bu şeyleri bir silelim ya. Name it color. Bu ikisi kullanılmamış hiç burada. Silelim. Şunu da silelim. Tamam. Tamam. Warnings'ler bir gelsin. Sil. Aynısı burada da var. Bunları da sil. İleride kullanırız. Tekrar. Bu defa hatalar çıkıyor tabi. Hepsinde aslında 100 zoom dememiz lazım. Elements. Şimdilik sadece elements veya column da var. Şöyle diyelim. Aynısı. Şöyle. Bir. Bir. İkisini silelim. Tamam. Bunu da. Çok fazla warning olunca bu defa konsantrasyon gidiyor. Tamam. 7 tane. TS hiç kullanılmamış diyor. Şunu ekleyelim. Ama bu yine de şey yapıyor ya, dırdır ediyor. Şurayı şöyle yapalım. Başka. Başka yok. Şimdi.
E-mail olacak burası. Burayı e-mail diye değiştirdik. User ID değil, entity ID. Tamam. Yine e-mail. Niye e-mail? E-mail. Burası name olacak. Tamam. Ay buraları daha çok fazla düzelteceğiz. Henüz geçmedi yani. Başka. Not found in this scope. Ha, e-mail. Name e-mail olacak. Bu da struct'ların kullanımıyla alakalı bir şey. Oops. Şimdi burası, bu ikisi birbirine, bir tane daha demek ki lazım. Şöyle. Tamam. Başka şu burada, bu burada, bu burada, bu kimin? Buranın. Tamam. Bu da buranın. Tamam. Tam buradakini de yine düzeltelim bir. Hata vermesin de. Evet. Syntax error. Nerede hata yapmışız? Bir bakalım. Else'nin içindeyiz. Tamam. User. Tamam. 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 Done msg. Tamam. Doğru. Noktalı virgül atmak zorunda mıyım ben burada ya? Şimdi burada kullandığımız şeyleri artık kullanabiliriz kullanmasını ama bu kısım biraz frontend kısmından gelecek. O yüzden frontend kısmına bir göz atayım. Daha sonra onu nasıl backend'da implement edeceğiz ona bakacağız. Bu arada benim anlattığım bu ders aslında ActiveScript'te çok daha farklı ve kolay anlaşılabilir şekilde geçiyor. Burada anlaşılması biraz zor. Ama hani şöyle söyleyeyim. Normalde ben bütün araçları kullanırken her biri için bir fonksiyon, her biri için bir kural, mural falan tanımlıyordum. Buradaki amacım şu. Tek bir defa düzenleyip daha sonra sadece buradaki up.msg veyahut işte down.msg kısımlarıyla olayı halletmek. Yani en azından benim beklentim bu yönde. Mesela burada request'i kullanacaktık. Request bize ne veriyor? Bir tane daha bilgi vermesi lazım. Request'in. App.msg'den ayrı bir şekilde datayı almamız lazım. Data. Data nerede? App.msg. App.msg. Başka bir şeyler olması lazım. Requests. Burada görünmüyor. Ona o yüzden tekrar bakmam lazım. Buradaki amacımız şuydu. Gelen request'e ayrıca veri tabanının bağlantı bilgisini de alacağız ki veri bağlantısıyla bir bağlantı sağlayıp oradan request ya da query yapabilelim. Ama henüz oraya gelmiş değiliz.
Onu da bir bakacağım, bir soracağım, öğreneceğiz. Ondan sonra buraya geleceğiz tekrardan. Neyse, şimdilik karar verelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.